Merhabalar herkese. Bugün sizlere pastane poğaçası tarifim var. Uzun süre tazeliğini koruyan, dışarıdan aldığınız pastane poğaçalarının lezzetini aratmayacak, hatta bana göre daha lezzetli bulduğum bu poğaça tarifini mutlaka kaydetmenizi ve denemenizi tavsiye ederim sizlere. Dilerseniz hiç bekletmeden yapım aşamalarına geçmek istiyorum. 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. Bunu yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık suyumuz var. Bunu ekleyelim. Mayamızın aktif hale gelmesini bekleyeceğiz. Toz şekerimiz var. Bunu da üzerine ekleyelim. Ve mayayı bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Erimesi için. Bu şekilde bir 5 dakika bekletelim. Daha sonra maya aktif hale geldikten sonra, göz göz olduktan sonra 2 yumurta akı ve 1 sarısı var. Diğer sarısını üzerine sürmek için ayırmıştım. 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. 1 kase margarin kullandım. Bu hazır sıvı olarak satılan margarinlerden kullandım. O yüzden bu şekilde sıvı. Eğer sizler normal margarin kullanacaksanız 1 paket yani 250 gram margarin kullanmanız yeterli. Bu şekilde buzdolabından çıkarmaya hiç gerek kalmadan direkt kullanabiliyorum. Eğer margarin kullanacaksanız mutlaka oda sıcaklığında erimiş olan margarini kullanın. Margarini de üzerine ekledikten sonra karıştıralım tüm malzemeleri. Daha sonra 1 çay kaşığı mahlep kullandım. Evde yoksa kullanmayabilirsiniz. Eğer almak isterseniz de aktarlarda ya da marketlerde baharat bölümünde bulabilirsiniz. Poğaçaya hoş koku veriyor. Tıpkı pastaneden aldığınız poğaçalar gibi kokuyor. Azar azar un ekleyeceğiz ve tuzunu ekleyelim. Un miktarını ve malzemelerinin miktarını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Klasik mayalı hamurlarda olduğu gibi unu birden eklemiyoruz. Azar azar yoğurdukça ekliyoruz. Hamurumuz artık toparlanmaya başladı. Son kalan bir bardak ununu da ekledim. Daha güzel yoğurabilmek ve hamuru toparlayabilmek için tezgahın üzerine aldım. Hamurun kıvamını gördünüz. Ele yapışmayan klasik mayalı bir hamur kıvamında olacak. Hamuru mayalandırmak üzere kabımın içerisine alıyorum. Üzerini kapatacağım. Ve yaklaşık 45-50 dakika kadar mayalandırdım. Ve hamur iki katına çıktıktan sonra şekil verme işlemine geçebilirim artık. Hamurdan iri bir mandalina büyüklüğünde bezeler kopartalım. Ve yuvarlayarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine dizelim. Bu ölçülerden 20-22 adet poğaça çıktı. Tabii ki bezelerinizin büyüklüğüne göre bu sayı azalabilir de. Hamurunuzu güzel bir şekilde beze yaparsanız pişerken şekilleri bozulmaz. Poğaçaları dilerseniz kaşar peynirli, patatesli veya zeytinli olarak yapabilirsiniz.
Tüm poğaçaları bezeleri ayırdıktan sonra, güzelce yuvarladıktan sonra üzerine temiz bir bez örtelim. Ve bu şekilde de 1 saat kadar beklettim. Tabii bu bekletme süresi ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Hamur kabarmaya başladıktan sonra yumurta sarısı sürebiliriz. Benim poğaçalarım güzel bir şekilde kabarmıştı. Dikkatli bir şekilde yumurta sarısını sürelim. Kabardığı için söndürmek istemiyorum. Tüm poğaçalara yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısı sürmüş olduğumuz poğaçaların üzerine çatal yardımıyla videoda gördüğünüz gibi çizikler atalım. Bunu da dikkatli bir şekilde yapalım. Çünkü poğaçalar kabarmıştı. Bastırmayalım. Bu şekliyle tıpkı pastane poğaçaları gibi oluyor. Çatalla çizikleri attıktan sonra üzerine susam ve çörek otu serptim. Dilerseniz sade olarak da pişirebilirsiniz. Bu şekilde 180 derece fırında poğaçalarımızı pişirmeye gönderelim. Üzeri nar gibi kızardıktan sonra fırından alabiliriz. Benim poğaçalarım pişti. Henüz sıcak olduğu için üzerini temiz bir bez yardımıyla örteceğim ve dinlenmeye bırakacağım. Bir 5-10 dakika kadar ilk sıcaklığı çıkması için. Poğaçaların ilk sıcaklığı çıktı ve artık yemeğe hazır. Sizlerin de gördüğü üzere görüntü olarak dışarıdan aldığımız poğaçalardan hiçbir farkı yok. Denedikten sonra lezzet olarak da farkının olmadığını göreceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu poğaça tarifini. İçini de göstermek istiyorum sizlere. Yumuşacık oldular poğaçalarım. Hafta sonu kahvaltısına ya da çocuklarınızın beslenmesine bu poğaça tarifini mutlaka deneyin. Yumuşacık poğaçalarımız hazır. Videomu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylece yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.